Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. ünitemizin 3. konusu olan Lider Türkiye konu başlığıyla devam ediyoruz. Bu konumuzda ülkemizin sahip olduğu siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası alanda üstlendiği rolleri analiz eder kazanımını işleyeceğiz. Türkiye'nin jeopolitik konumuyla başlayalım. Jeo, hatırlıyorsanız eğer jeotermal enerjide bahsetmiştik, yer demekti. Politik de siyasi olarak bulunduğumuz yer anlamına gelir. Türkiye coğrafi konumu itibariyle birçok ülkeyle siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişki içerisindedir. Gördüğünüz konumu itibariyle hem Avrupa hem Asya hem de Afrika kıtalarının ortasındadır. Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiren bir ülkedir. Aynı zamanda Afrika kıtasına da yakın bir konumdadır. Türkiye köprü görevi üstlenmektedir bu haritaya göre. Aynı şekilde Karadeniz ve Akdeniz denizlerini birbirine bağlayan boğazlara sahiptir ve üç tarafı denizlerle çevrilidir. Yani sadece karayolu değil, deniz yolu açısından da bir köprü, bir üst görevi üstlenir ülkemiz. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Türkiye üzerinden okyanuslara bağlanabilmektedir. Türkiye, dünyanın zengin enerji kaynaklarına sahip üç temel bölgesiyle, buralar Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Orta Doğu Arap toprakları üzerinden Avrupa'yı bağlayan bir konumdadır. Yani enerji ihtiyaç duyan Avrupa ile enerjinin en zengin olduğu bölgeler arasında bir köprü görevi üstlenir Türkiye. Türkiye'nin etrafına çıkarılan bu enerji kaynakları Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Akdeniz'e taşınmaktadır. İşte bakın bu enerji kaynaklarının taşınma sistemine tabii ki de boru hatlarıyla taşınmaktadır ve biz bu boru hatlarına enerji koridoru diyoruz. En ünlüleri, en önemlileri aklınıza kalması gerekenler şurada mavi akım ve Türk akım olarak görülenler arkadaşlar. Orta Doğu ve Asya'da çıkarılan enerji kaynakları ülkemiz üzerinden karayolu, deniz yolu ve özellikle boru hatları ile uluslararası alanlara taşınmaktadır. Türkiye'nin bölgede ekonomik önemini artıran bir durumdur bu. Tabii ki de taşındığı için ülkemiz toprakları kullanıldığı için ülkemize de hiçbir şekilde bu yakıtlardan bir gelir elde etmese bile sırf topraklarının kullanılmasına izin verdiği için bir kâr elde etme durumu vardır. Ayrıca bu durum Türkiye'nin siyasi etkinliğini de artırmaktadır. Bu ülkeler tabii ki de Türkiye üzerinden bu hatları taşımak zorunda olduğu için Türkiye ile aralarındaki ilişkiyi iyi tutmak zorunda kalmışlardır. Siyasi bir lider olarak Türkiye'yi inceleyecek olursak gördüğünüz haritada Orta Doğu haritası verilmiştir. İran, Irak, Suriye, Musul çevresini özellikle vermiş. Türkmenistan, Mısır ve Lübnan, Kudüs'ü görüyorsunuz. Türkiye iç karışıklıkların ve siyasi hakimiyet savaşlarının en çok olduğu günümüzde de Orta Doğu ülkelerine yakın bir konumdadır. Türkiye sorunların çözümüne yönelik ürettiği politikalar ve İslam dünyasının liderliğini yapmaktadır. Şimdi yakın zamanda gerçekleşen bir habere göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri, Trump hakimiyetinde olan Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etti. Böyle bir maalesef ki bir açıklamaya imza attılar. Bunun üzerine Trump'ın Kudüs kararına ilk tepki Türkiye'den geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs için toplandı ve çok tarihi bir karara imza attılar. Onlar da birlikte böyle güzel bir tepki verdiler. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir kararıyla Amerika'nın verdiği tepki aynı şekilde kınamış oldular ve kabul etmediklerini duyurdular. Çok büyük bir güçtür arkadaşlar. Bu hani kamuoyu oluşturmaktan, medyanın gücünden bahsettik. İnsanların, ülkelerin kararlarına etkilidir dedik. İşte Erdoğan öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı da bu kamuoyunu oluşturmak ve bu kararı, Amerika'nın aldığı kararı değiştirmek için bunu yaptılar. İnşallah ki başarılı olacaklar her anlamda. Türkiye'nin dünya barışına katkılarına göz atacak olursak haritaya baktığınızda birçok yerde çatışmanın olduğunu görüyorsunuz. Zaten ana haber bültenlerine baktığınızda da hep Suriye çevresinde, Arabistan çevresinde, Mısır çevresinde, İran, Irak çevresinde sıkıntılar olduğunu, maalesef ki savaşların olduğunu görürsünüz. Dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası teşkilatların bünyesinde askerler bulundurarak huzuru sağlamaya çalışmaktadır ülkemiz. Bosna Hersek'te, Somali'de, Kosova'da, Suriye'de,
Arnavutluk'ta, Sudan'da, Katar'da, Afganistan'da, Azerbaycan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok yerde barışı sağlamaya yönelik çalışmalar, askeri yardımlar yapmış bulunmaktayız. Kültür elçisi olarak Türkiye Türkiye'den büyüktür diyerek coğrafi sınırlarımız dışında gönül sınırlarımızı da yani Türklere bulunduğu her yeri gönül sınırımız ilan ederek çalışmalar yaptık. Bir önceki konumuzdan hatırlayacak olursunuz, TİKA ve TÜRKSOY gibi kuruluşlar aracılığıyla farklı ülkelere eğitim, sağlık, tarihi eserlerin restore edilmesi gibi kültürel yardımlarda bulunduk. Gördüğünüz Orhun kitabeleri, ecdat yani atalarımızdan kalan mirasın boynu bükük kalmadığı ve orada bazı restore çalışmaları yaptık. Burada da TİKA'nın Somali'deki çalışmasına ait bir görsel var. Gördüğünüz gibi TİKA'nın yaptığı yardımları gösteren birçok resim. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki yani son konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.